değil ki burası, inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyuk. Geri gelse de bir görse babam. Kırdın çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. Babam sana bir şey söylememi istedi. Biz senin... Sizin yüzünüzden. Siz öldürdünüz kocamı. Siz öldürdünüz onu. Siz öldürdünüz kocamı. Ben de kimsenin suçu yok, ne olur lütfen. Anne bırak. Hanımefendi, acınızı anlıyorum. Anne bırak. Doktor bey, kusura bakmayın. Daha iyi bir hastaneye gitseydik. Daha iyi doktorlar baksaydı baban ölmeyecekti. Bizi yalnız bırakmayacaktı. Annem ölmedi zaten baba. Canım benim ölmedi zaten baba. Evet, ölmedi. Baban ölmedi. Baban ölmedi. Bize yalan söylüyorlar. Bize yalan söylüyorlar. Kandırıyorlar bizi. Kocamı göreceğim. Kocamı göreceğim. Kocamı göreceğim. Kocamı anne göreceğim. Ya anne. Kocamı göreceğim. Kocamı göreceğim. Kocamı görmek istiyorum. Kocamı göreceğim. Kocam. Cemre yardım edin Cemre. Ben hemşireyi çağırıyorum. Anne! Kimse yok mu? Anne! Anne! Kimse yok mu? Anne! 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 Anne kendine gel. Etmiş ki Edoş. Ne bileyim kızım. Vallahi Feride Hanım yoksa ben de yokum. Sen de mi istifa edeceksin canım? Hayır, o başka bir iş bulur da sen nereye gideceksin acaba? Sus Meral, sus. Bir şey söyle Edoş. Nasıl bu duruma engel olabiliriz? Vallahi ben de çok üzülüyorum kızım ama koskoca kadın. Yani ne yapalım, dur sen gidemezsin mi diyelim? Neyse, hayırlısı. Ben bir mutfağa gideyim. Nasıl ağlamasın Meral? Bu sefer de annesi gitmiş, o Kemal'den özür diletmiş. Ne olmuş yani? Ne e? Kızım,
Ya işte biz sana bu yüzden bir şey anlatmıyoruz. Çünkü sen duygusuzsun. Ya ikisi de pislik insanlar değil mi? Eylül sen burada ağlıyorsun, kendini paralıyorsun diye onlar değişecek mi? Hayır. Vallahi benim bir damla gözyaşım olsa Feride Hanım için akıtırdım. Onu da söz vermem çünkü benim gözyaşım çok kıymetlidir. Feride Hanım'a ne olmuş? Yurttan istifa etmiş. Niye? Vallahi biz de bilmiyoruz Eylül. Ya Hedoş'tan sonra bir o vardı bize şefkat gösteren, o da gidiyor. Kaldık mı Neriman'ın eline? Kızlar, ben ne diyorum biliyor musunuz? Gidelim Feride Hanım'la konuşalım. Yani böyle ikna etmeye çalışalım kadını. Belki istifasını geri alır ya. Alır değil mi? Ya sonuçta Feride Hanım bizi seviyor, belki bizi kırmaz. Evet alabilir. Bence şansımızı deneyelim. Eylül, sen bir kere Feride Hanım'a gitmiştin. Bize evini tarif etsene. Alo. Alo Meral. Ben Cemre. Eylül'ü versene. Ha, ilk bana soracağınsa ben onu aktarırım. Ya ver işte şu telefonu Meral. Çok kötü bir şey oldu. Serkan'ın babası. Tevfik amcayı kaybettik. Hastanedeyiz şimdi. Kızlar, Serkan'ın babası ölmüş. Yoksa yetim mi? Bilmiyorum Defne. Bilmiyorum. Tamam, bir şikayet dilekçesi ihmal edilmiş. Değil, o kurumdaki tek yönetici sen değilsin ki. Neriman Hanım niye bundan kendine pay çıkarmıyor? Hayatı felakete dönenler suçlu avına çıkarmış değil mi? Ben bunu yapmayayım Toprak. Bütün suç benim. Annem de ben bu mesleği seçtiğim zaman aman kızım bak yapma. Onların acısını göre göre senin de canın acır deyip durmuştu. Ne kadar haklıymış. Neyse ya, belki de böylesi daha iyi oldu. Dünyanın yükünü ben mi taşıyacaktım? Zaten taşıyamazdım ki. Ne daha iyi oldu? Ben istifa ettim. Ya Feride niye yaptın bunu? Çünkü en doğrusu buydu. Yoksa hiç affedemeyecektim kendimi Toprak. E şimdi sen gidersen o çocuklara kim yardım edecek Feride? Ha? Hiç kusura bakma ama bu yaptığın korkaklıktan başka bir şey değil. Ne alakası var ya? Hayır ben gayet erdemli bir davranışta bulundum. O çocukları öyle yüzüstü bırakıp gitmek mi erdemli davranış? Sen gerçekten bu söylediğine inanıyor musun? Neyse ya anlayabileceğini düşünmüyordum zaten. Kapatalım lütfen bu konuyu. Sağ olsun.
üzüldüm. Babamı kaybettik Eylül. Baba. Canım. Sana o kadar çok ihtiyacım var ki. Neden buradaydın? Niye yanımda değilsin? Annenle kardeşinle odadaydınız. Annenin zaten acısı başından aşkın. Bir de ben gözüne görünmek istemedim. Ben de çıkmıştım ya odadan. Defne su istedi. Sen bile yanındayım. Kanka. Evde yok. Ne yapacağız? Vallahi Feride'nin gelene kadar bekleyeceğiz. Onunla konuşmadan gitmeyeceğim. İyi bekleyelim. Bizden sıkıldı. Niye zorluyoruz ki? Belli ki başka bir yerde çalışacak Feride Hanımcığım. Demek ki etrafında bizim gibi ağlayan, acı çeken çocuklar değil de gülen, eğlenen çocuklar görmek istiyor. Öyle mi diyorsun? Öyle. Biz de eteklerine daha fazla yapışmayalım değil mi kız kadar? Yapışmayalım vallahi. Ne işiniz var burada? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Yok Feride Hanım. Biz sizin istifa edeceğinizi duyduk da veda etmeye geldik. Ya bırakmayın bizi Feride Hanım. Lütfen bak. Biliyorum bizden bıktınız ama gerçekten bundan sonra sizin yanınızda ağlamayız. Tamam ağlarız ama sizin yanınızda ağlamayız. Kadir'e de ben sustururum. Vallahi ya lütfen bırakmayın bizi. Biz zaten veda etmeye gelmedik. Burada dönün diye yalvarmaya geldik. Ya lütfen Feride Hanım bizi bırakmayın. Canlarım benim. Ben hiç sıkılır mıyım sizden? E niye istifa ettiniz o zaman? Ben bir hata yaptım. Bunun sorumluluğunu üstlenmem lazım. Ne hatası? Dalgınlığım yüzünden... bir işi ihmal etmem yüzünden... küçük bir çocuk zarar gördü. Ya ama olsun. Bakın siz bir sürü çocuğu mutlu ettiniz. Mesela bizi. Mesela o gün karakola gittiğimizde eğer siz olmasaydınız Neriman Hanım canımızı okurdu. Ama siz vardınız. Çocuklar lütfen anlamaya çalışın. Hiçbir şey olmamış gibi görevime devam edemem. Kararınız kesin mi yani? Evet canım. Bu şekilde bırakıp gidecek misiniz bize? Zaten ailemiz gitti, akrabalarımız gitti. Bir de siz mi terk edeceksiniz Feride Hanım?
Hayır, ben sizi hiç bırakmayacağım. Dışarıda buluşuruz. İstediğiniz zaman bana misafirliğe gelirsiniz. Biz her yere misafiriz zaten. Bizi seven herkes misafir. Sadece gündüzleri. Ama geceleri yine bizi bir başımıza bırakıyorlar. Ya zaten bizi kimse istemiyor. Ne olur böyle söylemeyin. Sakın. Ben sizi çok seviyorum. Biz de sizi çok seviyoruz. Hadi Kader. Geldik, ağlandık, sızlandık. Daha fazla rahatsız etmeyelim. Anlatmak istediğim buydu işte Feride. Serkan, annem nefes almıyor. Ona da bir şey oldu. Hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Hemşireler, ona sakinleştirici yaptım tanem. Uyuyor annem. Efne, hemşire çağırayım mı istersen? Ha? Annem. Annem uyan hadi. Anne. Anne. Annem kalk hadi. Fevri davranıyorsun Feride. Daha soruşturmanın sonucu bile belli değil. Onlar beni affetse ben affetmem Toprak. Hiç mi tanımadın beni ya? Ya ben bir kere senin o dilekçeyi kenara attığına da inanmıyorum. Ya sen düzenli tertipli bir insansın Feride. Yani benim tanıdığım Feride bu dilekçeyi alır almaz koşar gider kendisi kurtarır o çocuğu. Ya yapmışım işte, neden kabul etmiyorsun, niye inanmak istemiyorsun, benim hatam. Ya neden nasıl diye sormadan kendini suçlayıp duruyorsun Feride. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Neye izin vermeyeceksin? Ne yapacaksın Toprak, nereye gidiyorsun? Toprak! Merak etmeyin, anneniz uyanacak birazdan. Sonra eve gidebilirsiniz. Cenazeyi alacak bir yatağınız var mı? Tamam, ben halledeceğim. Tamam. Cemre, cenaze nasıl alınıyor? Bunlar hepsini benim halletmem lazım, değil mi? Sen aileni yeni kaybettin. Cemre, annem çok üzgün. O yapamaz. Bunların hepsini benim yapmam lazım. Her şey birden sırtlanma Serkan. Akraban yok mu? Onları arayalım. Serkan, annem uyandı. Eve gitmek istiyor. Çok devlet memurları gördüm.
Ne hatalar yapıyor da gıkını çıkarmadan senelerce koltuğunda oturuyor. Feride biraz hassas kız. İstifa edince ben de şaşırdım. Kendi cezasını kendisi kesmek istedi işte. Belki böylesi daha doğrudur. En azından işlediği kabahat siciline işlemez. Yani başka bir memuriyete başvurduğunda. Ben bu işte Feride'nin bir kabahati olduğunu düşünmüyorum. Anlamadım. Yani Feride'nin o dilekçeden haberi olduğunu hiç sanmıyorum. Ha. Ben odasına girdim, gizlice koydum. Öyle mi? Ne maksatla evladım? Yok Neriman Hanım. Sizi suçlamak gibi bir niyetim de yok tabii. Yani ben Feride'yi sevmiyor muyum? Ha? Allah'a var, iyi kız. Bana da bir zararı yok. Çalışkan da. Kızlar üstüne çıkıp tepinse gıkını çıkarmaz. Yani Feride olmasa başka bir müdür yardımcısı olur. Benim Feride'yi attırmaktan ne gayem olabilir ki? Neriman Hanım, ben sizi yaptınız demedim ki. Neden bu kadar açıklama yapıyorsunuz? Olsun. Yani ben bir ima sezdim de bir yanlış anlaşılma olmasın diye. Yanlış bir şeyler var aslında. Ne olduğunu bilmiyorum ama mutlaka bulacağım. Nazan teyze. Yapabileceğim bir şey var mı? Tevfik seni görmeye geliyordu. Seni takip ettiği için o kazayı yaptı. Babanız bu kız yüzünden öldü. Anne. Bu kız yüzünden öldü. Bu kız yüzünden öldü. Bu kız yüzünden. Anne lütfen hadi. Tevfik bu kız yüzünden öldü. Hadi gider misin anne? Serkan'ın babası neden seni görmeye geliyordu? Bilmiyorum ki. Feride Hanım dönmemekte kararlı yani. Kesin başka bir memuriyete gidecektir. Rahatına bakar artık. Biz ne yapacağız peki? Ben çok bağlanmıştım ona. O bize bağlanamamış demek ki canısı. Salak salak konuşma lan. O da çok üzgündü. Değil mi kız Kader? Üstümüzde çok emeği var ama. O olmasa özel okula gidemezdik. Hakkımı yeme. Ben olmasaydım o özel okula gidemezdik. Ben seni o parka götürmeseydim, o kavga çıkmasaydı. Tabii tabii. İyi oldu değil mi? Senin yüzüne karakola düştük lan biz. Sonra gazetelere çıktık. Bir de utanmadan ben bekarlık muayenesine girdim. Sonra çocukları tavladınız ama. Olan yine Meral'i oldu. Yine yalnız, yine mağdur. Ya sen ne kadar aptal, ne kadar gerizekalı bir kızsın ya. Elimde kalacaksın ya. Diye korkuyorum. Ya Songül bırak Allah aşkına. Bilmiyor musun Meral'i? Meral yine Meral'liğini yapıyor işte. Alo. Vereyim. Bak yine seninki benden aramış işte. Selam. Ne haber? Ya Güney, beni bu numaradan arama tamam mı? Şu salak kıza beni muhtaç etme. Thank you.
hiç yıkamayalım, tamam mı? Babamın kokusu gitmesin. Tamam kızım. Sen nasıl istersen canım. Anne. Canım. Biz Cemre'nin mirasını yemişiz. Yaptık mı gerçekten? Onu kırmamışımdır değil mi? En son ne konuşmuştuk babamla? Onun sesimi yükseltmiş miydim? Saatlerdir bunu düşünüyorum. Kendine bunu yapma. Bence baban senin gibi bir oğlu olduğu için çok mutluydu. Kızardı bazen. Ne bileyim, bazen haksızlık da ederdi. Ama o benim babam ya. Benim babam. Niye öldü Eylül? Niye? Ne mirası kızım? Aa, Cemile'nin babası iflas etmişti. Beş parasız kalınca da adam kendini öldürdü. O zaman babam niye öyle dedi? Ne zaman? Defne, ne dedi baban sana? Hastanede. Biz Cemre'nin mirasını çaldık dedi. O durumdayken bunu mu söyledi? Ya anne, bir kez olsun bana doğruyu söyle ya. Bir kere. Evet. Evet. Cemre'nin parasını çaldık. Bir yerden para kaldı ona. Çok para. Babana verdiler. Baban da vermedi Cemre'ye. Rahat ettin mi için şimdi ha? Hırsız mıyız biz? Ne münasebet. Bak, biz o parayı ödünç aldık. Babanın çok paraya ihtiyacı vardı. Hani biraz değerlendirip sonra verecekti kendisini. Doğru söylüyorum anneciğim, gerçekten. Babam o yüzden Cemre'yi çağır bana diye sayıkladı. Son nefesinde karısını, çocuklarını değil de o kızı sayıkladı. Bravo Tevfik. Senden de bu beklenirdi. Kızım, anneciğim, canım. Ne olur bundan kimseye söz etme. Yani bütün bu olan bitenin içinde ben bir de bununla uğraşamam. Ha? Ne olur bak doğruyu söylüyorum. Anne sözü dinle. Gidip yat istersen. Hava sana sıcak süt hazırlasın mı? Serkan nasıl? İyi değil. Ne arıyorsun çöpün içinde? Ya ben buraya yanlışlıkla bir şey attım. Bunu döktüler mi? Oldu. Yetimiz diye çöpün içinde mi oturalım yani? Neyse hadi bırak onu. Hedoş çay demlemiş. Baykuş gibi durma. Gel sen de. Sen git ben gelmeyeceğim. Thank you.
Serkan. Hiç. Alın kızlar, ağzınız tatlansın. Ya sen cansın Edoş, cansın. Afiyet olsun. Tevfik amca hiç aklımdan çıkmıyor. Ya acaba babamla ilgili bir şey mi söyleyecekti bana? Gece gece ölülerden bahsetmeyelim ama, değil mi tatlı? Lan adam ölmüş gitmiş zaten. Ne yapacak ki? Kızım gelip seni mi yiyecek? Düşünsenize. Mesela Cemre'ye miras kalmış. Hiç bilmediği akrabaları varmış. Serkan'ın babası da bunu söyleyecekmiş. Olamaz mı? Ya kızım, sen hayal kurarken niye uçuyorsun ya? Hep bir mucize beklentisi bu hayatta. Allah'ım ya. Öyle bir şey olsaydı emin ol bu Cemre'nin haberi olurdu zaten. Akılsız. Yani. Aa tamam. Ölülerden söz etmiyoruz. Allah rahmet eylesin, huzur içinde yatsın. Siz dua edin. Bahsetmeyin. Korkuyor musun? Ötlek. Allah rahatlık versin anneciğim. Sana da. Yatağımın dibi rutubet oldu hep. Hastalanacağım diye korkuyorum. Anne. Söyle kızım. Ablamla hep böyle pikniğe gidelim olur mu? Ama Kemal abi gelmesin. Ablam onu sevmiyor. Olur mu öyle kızım? Kemal abinle biz bir aileyiz. Aile birbirini dışlar mı hiç? Ya ama ablamı dışladık. Çok genç yaşta gitmiş adam. Allah rahmet eylesin. Allah çocuklarına uzun ömür versin. Kim bilir ne kadar üzülmüştür çocukları. Babam ölse ben üzülmezdim. Deme oğlum öyle. Baban o senin, günah. Ha, onun yaptıkları günah değil yani. Ne yapalım yani Gökhan'a? Bu da bizim sınavımız. Biz böyle bela okursak daha çok günaha gireriz. Abi şu anda odası pek fena. Ev sahibini arayacaktım. Çekil kenara. Kemal rutubet diyorum. Bir dinle beni. Film izliyorum lan. Çekil kenara. Aa, bak işte arabalar nasıl çarpıştı göremedim. Lan bir televizyon keyfim var. Onun da içine ediyorsun vallahi. Ya ben ne diyorum sen ne diyorsun Kemal? Bunu kim ister ki? Duydum lan duydum. Hangi birine yetişeyim? Aha tepenizde çatı, önünüzde yemek. Ben daha ne yapayım senin evlatlarına? Bu adamın da bir kapasitesi var canım. Bıktım lan sizden. Vallahi bıktım. Sen bize kol kanat gerdin diye hep böyle başımıza mı kalkacaksın? Ha Kemal'im? Ben kızımın üzüleceğini bile bile getirip senden özür dilettim. Ha, minnet mi duyacağım yani? İftira attınız lan bana. Bana bak Mesude. Aklını başına al. Senin... Fazla kalktı ama beni indirmesini bilirim. Kendine gel toparlan. Yoksa vallahi hepinizi koyarım kapının önüne. Duydun mu lan? Yeter artık be. Kızınız sağ olsun. Allah
sabır versin. Sağ olun, Allah razı sana. Yok, iyi böyle. Zaten annesinin yeterince sinirleri bozuk. Kızlar, biraz daha arkada mı dursak? Yani zaten Nazan teyzenin siniri bozuk. İyice damarına basmayalım. Son arabada inerken gördüm. Bilmiyorum anne. Defne nerede oğlum? Tamam, ben bulacağım, sen merak etme. Serkan, bir sorun mu var kardeşim, halledelim bunu. Güney, Defne yok. Defne mi yok? Nasıl yok ya? Bugün onu almaya geleceğimi biliyordu. Neden beklemedi? Kader seni 16 yıldır bekliyor. Sen de bir saat çık bekleyiver. Sen de çok vicdanlı oluverdin teyzeciğim. Ben her zaman böyleydim. Allah Allah. Arkadaşının babasının cenazesine gittiler. Gelirler birazdan. Feride Hanım. Yurttan atıldı mı? Ona hacet kalmadan istifa etti kendisi. Kendini savunmadı bile kızcağız. İyi. Ayağımızın altından çekilmesi kolay olmuş. Bana evladım, sen her zaman mı böyleydin? Yoksa o zengin kocanla evlendikten sonra mı bu kadar bencilleştin? Ha evladım? Teyze ne diyorsun? Hakikati söylüyorum. Sen kendinden başkasını düşünmez misin? Feride'nin hayatını mahvettik diyorum. Aldı mı kafan? Benim tek düşündüğüm şey kızım. Derin için 10 Feride yakarım. Kimse de bana mani olamaz. Kader'le konuştun mu ilik meselesini? Bak, çocuk hayır derse zorlamak yok, anladın mı? Demez. Bugün onunla güzel bir gün geçireceğim. Annesini reddetmez Kader. Artık bu kız niye cevap vermiyor? Nazan Hanım, çocuk için de zor bir durum. Şimdi Serkan bulur getirir, siz merak etmeyin, tamam mı? Her yere baktım, Defne yok. Ben de arkalara baktım, orada da yok. Nerede olabilir ki? Ya kendine bir şey yapmış olmasın? Yok canım, yapmaz. Ya içi dayanmadı herhalde. Sonuçta kolay bir şey değil yani, yazık. Serkan. Ben galiba nerede biliyorum. Sen burada bekle, tamam mı? Cenaze namazı lütfen saf duruşuna geçelim. Serkan, git kardeşim. Allah için namaza,
Resulullah için salavata, meyyit için duaya, oyun hazır olan imama, er kişi niyetine. Allahu Ekber. Kemal, sen akşam beni iyice dinleyip anlamadın. Bu evin bir elden geçmesi lazım. Nazan Hanım'dan aldığım parayı geri vermeseydim, yeni bir eve çıkardık Mesude. Kızımı mı satacaktım Kemal? Ha. Kızını yetimhaneye bırakırken iyi, para alırken mi kötü Mesude Hanım? Ben senin için bıraktım Eylül'ümü. Hadi canım sen de oradan. Sen kendi keyfin için bıraktın kızını yetimhaneye. Kızımın bana ne zararı vardı? Ben de onu diyorum işte Mesude. Vicdansızsın kızım sen. Sana yılın en kötü anne madalyasını takacağım. O zaman gelecek aklın başına. Bana bak, lafını bil. Alırım çocuklarımı, çıkarım giderim evden. Ha. İyi. Hadi git. Hadi çek git, çık git. Yürüsene. İkide bir basarım giderim. İcraatını görelim Mesude Hanım, icraatını. Hadi gitsene. Yürü lan. Çık git hadi. Hadi defol. Defol. Yürü lan. Defol lan defol. Defol lan. Bırak. Defol hadi. Ya. Defol. Ya bırak annemi, ne yapıyorsun? Çekil lan sen de. İkiniz de olacağım ayağımın altına. Gideceğim, çekil. Eşyalarımı alacağım. Ha. Demek öyle Mesude Hanım. Evlenirken bu eve nasıl geldiysen onları al git. Sakın benim aldığım eşyalara dokunma. Duydun mu beni lan? Ya sen de bakıp durma öyle. Anam başlattı kavgayı. Merhumun ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Benim salıncağımı kapmışsın. Biz salıncakta sallanırken babalarımız ne yapardı Cemre? Bir türlü hatırlayamıyorum. Şu bankta otururlardı. Çok gelmezlerdi zaten. Ara sıra. Defne, birazdan babanın cenazesi kalkacak biliyorsun değil mi? Ya duymak istemiyorum, sus. Ya Defne ne olur, babana veda etmeyecek misin? Veda edersem tamamen gitmiş olur. Babamın üzerine toprak atıldığını görmek istemiyorum. Orada bırakıp eve dönemem. Yapamam. Defne, babanı bırakmayacaksın ki. Sen onu ömür boyu kalbinde hep taşıyacaksın. Ama ne olur bak, bu babana veda etmen için tek şansın. Hadi gidelim ne olur. Ne
Demek ciddisin. Gidiyorsun ha. Nankörsün kızım, nankör. Yıllardır ekmeğini ben veriyorum lan. Hiç düşündün mü ne yapacaksın lan bir başına? Ha? Ne yapacaksın sokaklarda, hiç düşündün mü ha? Bırak! Ya iyi. Git lan git. Git! Erkeksiz yaşamak neymiş anlarsın en azından. Git. Ulan! Kemal'im Kemal'im diye inim inim inleyeceksin ama... bu adam bu eve geri almayacak seni. Almazsan alma. Ver lan şunu ver. Ben aldım bunu sana. Bunu da ben aldım. Hatta... bunu da ben aldım lan. Ver lan şu kolyeyi, ver. Bunu da ben aldım. Bu da benim. Bunu da ben aldım lan. Anne, ben aldım her şeyimi. Ah! Herkes de ne kadar gitmeye hazırmış maşallah. Defolun lan, defolun lan, defolun. Hop 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 hop. Aa, hop. Bırak lan oğlum, bırak. O benim de evladım, bırakmam onu. Yürü lan, yürü lan. Metin'i bırakma. Yürü. Bırakma. Yürü, yürü defol. Defol kız. Bırak. Anne, Metin'i bırakma. Metin'i almadan gitmem. Sen evlat terk etme, iyi bilirsin Mesut Hanım. Bırakma evladımı. Yürü. Bırak. Bırak. Hadi bakalım, kemalsiz yaşamak neymiş gör. Metin'i alacağım. Yürü kız sen de ananın peşinden yürü. Kemal. Kemal. Kemal Metin. Bırak bakalım, geldim canım. Kemal Metin'i ver Kemal. Ya anne şimdi ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Ablama. Başka kimsemiz yok ki. Nazan Hanım, burada böyle bekleyemeyiz. Mezarlığa gelsin kızınız. Hayır. Hayır, kızı gelecek. Babasını uğurlayacak. Kızı gelecek. Kızı gelecek Serkan. Serkan bir şey yap, götürmesinler. Hayır götürmeyin, ne olur, ne olur. Tamam, tamam. Devine gelecek oğlum. Oğlum, Serkan, Serkan bir şey söyle. Baba, ya baba. Ya baba, ya baba. İzlerini sürüp de gidecek beyaz beyaz. Bir güneş aynaya baktığında çizgilerden yeni bir yüz gösterecek üzülerek biraz. Yok olmaz erken daha biraz geç kalın ne olur. Hiç hazır değilim henüz. Bırakın bir süre daha, tanıdık değil bana gün. Yok olamaz dur dur, gidemezsin. Gözlerimin rengi dur, bulutlara dön
bırakın bir süre daha. Tanıdık değil bana gün. Ne olur inme. Anne! Anne bir şey yap, ne olur götürmeyin onu, ne olur. Ya baba! Anne, baba! O gün başka renkte ağracak biliyorum. Ve zorla değil ya, o rengi hiç sevmiyorum. Ne olur sanki biraz daha zaman verseniz, yıllar öfkenizi hiç mi hiç anlamıyorum. Götürmeyin. Yok olmaz erken daha, biraz geç kalın ne olur. Hiç hazır değilim henüz. Kahve ister misin? Kaç saattir bunun başındasın sen? Sen gittiğinden beri. Cenazede senin kızların da vardı. Ciddi misin? Bunlar da mı gelmişler? Nasıllardı peki, anlatsana. Kader nasıldı? Songül iyi miydi? Cemre kesin kendi ailesinin cenazesini hatırlayıp üzülmüştür. Ay o keşke gelmeseydi toprak. Ama vefalıdır benim kızlarım. Onlara kötü davrananları bile zor günlerinde yalnız bırakmaz onlar. Senin kırgın çiçekleri. Şimdiden özlüyorsun değil mi onları? Doldurma o kadar Kader. Annen sana alışveriş yapar. Ya olur mu öyle şey Meral? Ben ona masraf yaptırmam. Hem o kadar sıkıntı çekiyor beni yanına almak için. Ay ne kadar bencilsin. İnsan biraz arkadaşlarını düşünür. Meral. Görgüsüzlük yapma. Tabii sen rahatsın. Zengin sevgilin sana her istediğini alır. Kızlar. Bakın bir yere hatırlatın, ben bu canısıyı bir döveyim. Bunu çöpe atmışsın. Kıyamadım, bantladım. İstemiyorum. İnanma Kader. Gece çöpleri eşeliyordu kedi gibi. Ya Meral, sen bir ara böyle bir insana benzer gibi bir şey olmuştun. Ne oldu? Fabrika ayarlarına geri mi döndün? İstersen bakma. Ama bir kenarda dursun. Annen o senin. Tabii ya. Bu anneler böyle değil mi? Ya bir köşede ya bir çekmecede. Zaten başka bir aramıyor. Hadi bana müsaade o zaman kızlar. İstersin canım. Ya anne canımı boş ver. Bana kızım desene. Alışverişe gidelim mi kızım? Yok. Parka gidelim. Küçükken hep bir annem olsun beni parka götürsün isterdim. Hadi arabaya geçelim.
Sizi çok seviyorum. Banu Hanım. Geçen geldiğinizde ben size biraz atarlı davrandım. Kusura bakmayın. Ya beni yanlış tanımanızı hiç istemem açıkçası. Ben Meral. Kader'in en yakın arkadaşıyım. Ara ara size ziyarete gelirim artık. Bikinimi kapar gelirim. Havuz var değil mi sizde? Evet var. Çok güzel. Tamam. Öptüm. Baksana. Eğer kıza kötü davranırsan var ya, lüks evini senin başına yıkarım. Düşmedi kızın yakasından ya. Eylül, dur bu sefer ben konuşacağım. Dur. Niye geldin sen? Hadi yürüyün kızlar. Kemal abinden boşanıyorum ben kızım. Evi terk ettim. Geri dönersin sen. Ben sana artık inanmıyorum. Sen beni böyle umutlandırır yere çarparsın. Bu sefer değil. Bak Metin'i de alamadan çıktım. Sana inanmıyorum dedim anne. Büşra'ya sor. Nasıl kavga ettik kızım Kemal abinle? Nasıl attı bizi sokağa? Anlat kızım. Ya evet abla. Ya annemi kolundan tuttu. Attı bizi evden. Kardeşimi kullanma. Yapma bunu. Ablacığım. Kızma bana. Annem Kemal'i olmadan yapamaz. Yine barışır onunla. Bu sefer onun yalanlarına kanmadım. Buradan çıkıp bu adamın yanına geri döner, değil mi? Ya dönmezlerse? Ya sokakta kalırlarsa? Cemre ne olursun gidip bir öğrenir misin? Ne olur. Tamam. Ben konuşacağım, tamam mı? Tamam. Şimdi ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Ablam da bize yardım etmedi.
Canı sağ olsun. Fatma teyzen gelininden gelir yarın. Ona gideriz. Peki bu gece? Şey... Ben sizi bir yere götürsem... Anne bak pamuk şekerci. Bir tane alsak mı acaba? Olur. Bir tane alabilir miyiz? Buyurun. Teşekkür ederim. Bak anne burada salıncaklar var. Birazcık beni sallasan mı acaba? Kadercim küçücük çocuklar biniyor onlara ama. Olsun. Bugün ben de küçük bir kız olsam. Annesi olan küçük bir kız. Ha? Birazcık şımarsam sana olmaz mı? Peki tatlım. Şımar bakalım. Benim annem var. Bak bu benim annem. Maşallah. Pek güzel, pek terbiyeli. Allah bağışlasın. Kusura bakma Emine teyze. Benim senden başka götürecek kimsem yoktu. Aa, ne kusuru kızım? Olur mu öyle şey? Tabii bana getirecektin. Kime getirecektin başka? Bacım, sen de burada kal. Buraya sığışırız işte hep beraber. Komşun gelinine gitti. Yarın ona geçeriz. Çok zahmet vermem size. Aa, ne zahmeti? Duymamış olayım. Zamanında ben de böyle olduydum. Rahmetlik annemin ahretliği vardı Feriha teyze. Evinin kapılarını bize açtıydı. Gökhan hatırladın değil mi Feriha teyzeyi? Sen de mi kocan attıydı evden? Evet. Öyle bir gece değil ama. Her gece. Önce içerdi, sonra annemi döverdi. Yetmezmiş gibi bir de yaka paça dışarı atardı bizi. Sabah ayılınca açardı kapıyı. Ancak öyle eve girebilirdik. Değil mi anne? Şimdi ulu orta keşke anlatmasaydın aslan parçam. Kadının derdi zaten kendine yeter. Ben işe gideyim. Ben de kalkayım o zaman. Ben yurda bırakayım istersen seni. Olur. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağ ol. Acıktın mı? Gel şöyle geçeyim. Bu arada ne içersin, ne ısmarlayayım sana? Öyle bir şey olacaksa gerek yok, ben ısmarlarım. Ne alakası var kızım? Kız arkadaşımıza bir kahve ısmarlayamayacak mıyız? Oğlum, senin cebinde paran varsa benim de cebimde param var. Sonuçta kadın erkek eşit değil mi? Eşit. O yüzden hiç gerek yok. Ne istiyorsan söyle, ben ısmarlayayım. Öyle mi? İyi tamam, o zaman bana bir white chocolate mocha. Ama light milk olsun, tamam? Şey, siz arkadaşım dediğini duydunuz değil mi? Evet, evet. Bir tane ondan olsun. Bana da ondan olsun. Tamamdır.
hanımefendiye iki tane white chocolate mocha light verir. Benim kahve iptal olsun ya. Kahve sevmiyorum. Onun yerine bir su alayım. Olur. Hat olacak değil mi? Hangi boy? Tol mu? Kardeşim bildiğin kahve ya. Dümdüz kahve. Türkçe sorsana. Küçük mü olsun, büyük mü? Büyük olsun, büyük. Çok içer şimdi bu. İsim mi yazayım? Kimlik mi vereceğim kardeşim? İsme falan gerek yok, ver. Kaç para? 20 lira. Ah. Teşekkürler. Afiyet olsun. Vay be. Demek kaderde ellerinden kahve içmek de varmış. Ben mi yaptım lan? Makine yaptı. Allah'ım yarabbim. Bu şimdi bizim ilk randevumuz mu? Ne randevusu? Hani ilk defa buluştuk ya. Bakma sen gece çıkamıyorsun diye böyle oldu. Gece çıksaydın ben böyle deniz kenarında gökyüzünde yıldızları seyrederek romantik bir akşam yemeği hazırlamasını da bilirdim. Ya Güney, ben böyle kafeye gelip buluşmayı ayıp buluyorum. Sen karşıma geçmişsin. Yok romantik akşam yemeği, yok bilmem ne. Tallam ya. Ne ayıbı kızım ya? Hangi devirde yaşıyoruz Allah Allah? Oğlum, arkadaşımızın babası öldü be. Ben öyle senin gibi nezaketen bas sağlığı dileyip öyle köşeme geçemem. Nezaketen mi? Kızım biz de o kadar odun değiliz herhalde. Serkan'a sordum, kardeşim kalayım mı yanında, ihtiyacın var mı diye, gerek yok dedi. Ya benim arkadaşım beni kapıdan kovsa ben giderim paspasta dururum. Arkadaşım orada acı çekecek, ben burada. Yok abi, ben iptal, ben ölü yani. Tamam Songül, Allah aşkına şu kahveyi içelim, sonra anne rolüne kaldığın yerden devam edersin, olur mu? Ederim. Ben böyleyim, ne yapayım? İyi, tamam. Bak Güney, bana ters yapma. Bağırma insan içinde. Sen böyle bağırınca yanakların kızarıyor ya, çok tatlı oluyor ha. Ne yapıyorsun ya? Tamam. Babamla ilgili söylediğim şeyler yüzünden bana sakın acıma, olur mu? Bana neden saldırıyorsun Gökhan? Sana saldırdığım falan yok Cemre. Evet var. Üstelik sadece bana değil, herkese her şeye saldırıyorsun. Kötü bir çocukluk geçirdim. Babama hala kızgınım. Psikolojik sorunlarım var. Böyle şeyler mi duymak istiyorsun benden Cemre? Beni üzme istiyorum, o kadar. Affedersin. İşe geç kalmıyorsun değil mi? Hayır. Cemre, biraz yavaş yürüsene. Seninle daha uzun vakit geçirmek istiyorum da. Önceden haber verseydin ne abla? Ya yarın karımı evden kovacağım diye plan mı yapıyorum ben? Metin, Metin, ağlama sana lan. Ablacığım, ben erkek başıma bir bebeğe nasıl bakayım? Gel yeğenine sahip çık diyorum. Kontrolün bitti Kemal diye arıyorsun ama. Ya abla, ablacığım, bak hiç değilse yarın gel. Şş, abla. Alo, kime diyorum ben? Gelme, sen gelme be. Gudubet karı. Gel oğlum, gel. Baban bakar sana be. İç şunu iç. İç oğlum. İçsene be. İçme, sen içme be. Of. Metin. Sen de annenin evden gitmesini bekliyorsun altını doldurmak için oğlum. Of. Cidden en büyük aşklar nefretle başlıyormuş. Diyorsun. Ben demiyorum kızım. Bilim adamları öyle söylüyor. Kimmiş lan bu bilim adamları? Onlar önce gitsinler böyle insanlar için faydalı şeyler icat etsinler.
Bak sene olmuş kaç. Hala ışınlanmayı bulamadı bu bilim adamları. Ne haber? Ya sen bana diyorsun da en az sen de benim kadar odunsun biliyorsun değil mi? Anlamadın mı kızım? Konuyu bize getirmeye çalışıyorum. Hani biz de başta nefret ediyorduk. Sonra işler değişti falan hani. Sevgili olduk falan ya. Ne yapıyorsun oğlum ya? Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Askerlik arkadaşı gibi oturacak mıyız? Sevgilimin elini tutamayacak mıyım ben? Oldu olacak şurada tek kale maç yapalım bari. Vallahi kusura bakma Güney Bey. Ben böyleyim. Öyle aşık itom kızı falan olamam ben. İyi tamam olma. Ama var ya. Bir gün maç yapsak net çok gol yersin benden. Diyorsun. Diyorum. Net yani net senin hesabını alırım. Aha, alırsın tamam. Kesin yenilirsin. Tabii kesin. Ne oldu Cemre? Annen eve dönmedi Eylül. Ya kalacak yerleri yokmuş. Ben de Emine teyzeye götürdüm. Bu gece o misafir edecek. Yarın da mahallede bir komşunuz varmış herhalde. Ona gidecekler. Fatma teyze. Galiba. Belki yarın olmadan Kemal abiyle yine barışırlar. Ama sanki bu sefer kararlıymış gibi geldi. Öyle mi? Bırak artık kader. Buradan sonra senin bağını aldım. Gel hadi şuradan bir taksi çevirelim. Taksi mi? Gel hadi. Güney gerek yok ya ben de onun işe gideceğim. Saçmalama kızım gel bırakayım. Ya vallahi gerek yok hadi hadi sen bin. Zaten arkadaşım olacağım hadi canım hadi. Kızım gelsene bırakayım. Ya yarın görüşürüz hadi canım hadi. Arabalar var hadi. Akılsız son gün. Yürü şimdi aklın başına gelsin. Ya kafayı mı yedin sen? Niye onca yolu yürüdün? Ne yapayım be param bitmiş. Taksiyle bıraktıramadın mı kendini? Biz senin gibi erkek kullanamıyoruz Meral'cim. Cemre. Hı. Emine teyzeyi bir arar mısın? Annemler hala orada mıymış? Tabii ki ararım. Meral telefonunu... Hayatta veremem canım. Artık sadece çağrı atabilirsiniz.
O araba uğursuz geldi babama. Keşke almasaydı. Binmeseydi o arabaya. Bunun arabayla hiçbir ilgisi yok. Anlıyor musunuz? Böyle düşünmeyeceksiniz. Efendim Güney. Nasıl babam işte. Aynı. Anne. Babam Cemre'nin parasıyla aldı değil mi o arabayı? Anne belki haram paraydı o. Belki babam o yüzden. Hiç ilgisi yok. Benim bunlarla uğraşacak halim yok. Nasıl istiyorsan öyle yap. Git. Git Cemre'ye. Her şeyi anlat. Elimizde avucumuzda ne varsa alsın bizden. O zengin olsun. Biz fakir. O kızın senden üstün olmasını istiyorsa git söyle. Söyleyeceğim anne. Söyleyeceğim. Ha Cemre. Ha kızım. Ha merak etme sen. Oturduk muhabbet ediyoruz. Ha yavrum, söyle arkadaşın aklı burada kalmasın. Anası da kız kardeşi de bana emanet. Ha yavrum, hadi iyi geceler. Kızının aklı sende kalmış. Hakikatlidir Eylül'üm. Bir de bana inansa. İyilermiş değil mi? Evet iyilermiş. Emine teyze merak etmeyin dedi. Bir yanım git destek ol annene Eylül diyor. Öbür yanım güvenme ona. Yine kandıracak seni diyor. Ne yapacağım ben şimdi? Bilemedim ki. Vallahi ben bile kararsız kaldım. Baksana dışarıda kalmışlar. Feride Hanım burada olsaydı bana akıl verirdi. E biz gidelim Feride Hanım'a. Başını sıkıştığı zaman gelin demişti. Gerçekten mi? Evet. Hadi. Hadi. Ay vallahi seni gördüğümüz çok iyi oldu Edoş'um. Sen bana Edoş'um dediğine göre mutlaka bir şey isteyeceğim. Ya ayıp ediyorsun Edoş. Ben sana her zaman Edoş'um diyorum. Feride Hanım'a gideceğiz. Sizi idare edersin değil mi? Kızım biraz geç olmadı mı? Ya Edoş, baktık müsait değil girmeyiz. Lütfen ya. Hadi. Giderken şunu da hadi çöpe atın bakayım. Ver hediye teyze. Yemeyeceksen mutfağa götürüver hadi kızım. Hadi anne. Tamam. Maşallah. Sen nasıl ayakta kaldın bacım? Ben bu adamın karnını çekeceğim mi? El aleme hizmetçi olurum dedim. Evlere temizliğe gittim. Apartman merdivenleri sildim. Bulaşık yıkadım. Günü geceye kattım çalıştım işte. Ben çocukları bırakıp nasıl yapayım? Onlar bizim sandığımızdan çok daha güçlüler. Kendi başlarının çaresine bakarlar. Merak etme sen. Kemal oğlanı vermedi. Alamazsın dedi. Halt etmiş o. Mahkeme çocukları anaya veriyor. Benim koca hiç çalışmazdı ki. Ben çalışırdım, elimde avucumda ne varsa alırdı, götürür at yarışı oynardı. Ben boşanmadan önce de çalıştım. Gökhan küçüktü o zaman. Onu da alır, işe yanımda götürürdüm hep. Sen de öyle yaparsın. Çok zor ama değil mi?
Zor. Ama ne yapacaksın? İnsan evlat için katlanıyor işte. Yarın okuldan sonra da gelecek miyim anne? Her gün olmaz. Hafta sonları gelirsin. Olsun. Kader, yarın okul var mı senin? Evet, var. Buradan otobüs kalkıyor mu? Ben şoförle bıraktırırım seni. Kemal abi mi? Ben o adamın arabasına binmek istemiyorum. Neden? Ne oldu ki? Şey, geçen sefer de deli gibi kullanmış, ürkütmüş çocuğu. Değil mi canım? Ben konuşurum onunla. Ben odama gideyim, ödevlerimi yapayım o zaman. Yatarken gelip iyi geceler dersin değil mi Banu abla? Uğrarım tabii. Onda iyi geceler dersin değil mi anne? Derim bebeğim. Ben seni öpmeden uyuyabilir miyim hiç? Feride Hanım, yardım etseydik size. Olur mu öyle şey? Siz benim misafirlerimsiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Beni ne kadar mutlu ettiniz. Vallahi eviniz çok güzelmiş Feride Hanım. Teşekkür ederim canım benim. Daha ileri sizin olsun. Önce çalışıp mesleğinizi elinize alın da. Hepsi olur zaten. Vallahi çok çalışıyoruz. Hiç merak etmeyin. Feride Hanım. Ben size bir şey danışacağım. Söyle canım. Kemal abi annemi evden kovmuş. Annem de Büşra'yı alıp çıkmış evden. Boşanacağım dedi ama ben inanmıyorum ki artık. Bir gün küser, bir gün barışır. Hep kanıyor o adama. Ama sokakta kalmalarına içime el vermiyor. Şimdi ben anneme güvenip yardım mı edeyim? Yoksa beni yüzüstü bıraktığı gibi ben de onu... Eylül'cüğüm, bunun kararını verecek olan kişi sensin. O senin annen. Ama istersen bir şans ver. Hem denemiş olursun. Olur da hayal kırıklığına uğrarsan ben elimden geleni yaptım dersin. İçin rahat olur. Bu ince gelecek. Havalar da serinledi. Şu battaniyeyi de örtelim. Sen Kader ablayı daha mı çok seviyorsun? Bu senin gibi olabilir mi bir tane? Tatlım, ağrın var mı bugün? Ben ne zaman okula gideceğim? Yoksa sınıfta kalacağım. Hastasın biraz. Ama geçecek. Ne zaman geçecek? Ne zaman iyileşeceğim ben? Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim. Ne demek? Alsana, geçen sefer de sen ısmarladın. Lütfen. Eyvallah. Nasılsın?
Kötü. Ya, aç olduğum için pizza söylemedim. Sen getirirsin belki biraz konuşuruz diye. Konuşuruz da annem falan bir şey demesin şimdi. Arka bahçeye gideriz. Orada bizi görmez. Kateş. Kızım Derin çok hasta. Aa. Nesi var? Onun için bir şey yapar mısın? Tabii ki yaparım anne. Derin bilmiyor ama o sonuçta benim kardeşim. Aferin. Böyle olursan seni hep severim. Ne yapacağım peki? Ona iyiliğini vereceksin. Ben senin için hayatımı tehlikeye attım. Sedat öğrenirse benden boşanır. Sokaklarda kalırım beş kuruşsuz. Aç, sefil, mahvolur. Tamam. Tamam anne, veririm iyiliğimi. Sen üzülme yeter ki ben sen ne istersen yaparım. Aferin kızım. O şeyi vermek çok acıtır mı? Yok, acıtmaz. Peki bu gece benimle uyuyacak mısın? En azından ben uyuyana kadar kalsan. Babam Cemre ile beraber buldunuz değil mi? Evet. Cemre'ye bir şeyler söylemeye çalıştı ama anlayamadık. Biliyorum. Annem onu suçluyor. Ne alakası var şimdi? Babam onu görmeye gitmişti çünkü. Neden? Fakirlik çok mu zor Gökhan? Nasıl yani? Anlamadım. Ya sana fakir demek istemedim, kusura bakma. Yok, önemli değil. Ayrıca diyebilirsin. Çünkü doğru. Parasızlık zor. Evet. Sürekli çözüm üretmek zorundasın. Pes etme şansın yok anlayacağın. Yapamaz mıyım yani? Bilmem. Sen o kadar güçlü müsün? Banu, ne yaptığını zannediyorsun sen? Ne yaptım Sedat? Şu kıza bu kadar yakın davranma. Derin kıskanıyor. Mecburum. Beni sevsin ki ilk vermeye razı olsun dedim. Kötü mü yaptım? Haklısın. Konuştu mu peki? Verecek mi ilik? Evet. İyi günler hanımefendi. Sağlıktasınız inşallah. Bir an önce kendine başka bir iş bul ve git.
Ben sana yeteri miktarda para vereceğim. Bak şimdi hanımefendi. Ben size bana balık tutmasını öğretiyorum. Siz elime bir büyük lüfer verip beni göndermeye çalışıyorsunuz. Ben Sedat Bey gibi hatırlı bir kapıyı bulmuşum, bırakıp gider miyim hiç? Söylediğinde laf şimdi. Hoşça kal hayatım. Hoşça kal. Görüşürüz sen. Görüşürüz. Bak ekmeğe sürmek için çikolata da aldım. Bisküvit de var. Çocuklar sever bisküviti. Hiçbir şey elini sürme Mesude Allah aşkına. Sofra böylece kalsın. Ben iş dönüşü toplarım, oldu mu? İstemesen o komşuna da gitme ha. Burada kal bacım. Sağ ol ama gidelim biz. Çocuk bir iki lokma yesin çıkarız. Kapı. Eylül. Buyurun kızım içeri. Geçin, geçin, gel. Annem. Bu sefer ciddisin değil mi? Bitirdin artık o adamı. Anne ben sana ev bulurum. Gerekirse gündüzleri okula gider gece çalışırım. Paramız yetmezse de bir yıl okulu dondururum. Öyle oluyor değil mi Cemre? İstemezsen yurtta kalırım hatta. Ama kazandığım parayı sana getiririm. Yeter ki sen Büşra'yla rahat et. Çok mutlu ettim. Dur kız düşeceğiz. Uykusum. Bak nasıl da istemiş gördüm. Vallahi helal olsun Sedat Bey, bravo. Büyük sevaba girdiniz. El alem kendi evladını bırakır yetimhaneye. Siz 40 el yabancıyı aldınız, bakıyorsunuz. Bravo. Kemal, sen kendi işine bak. Şu ilerideki restoranın önünde dur. Kaderi okula bırak. Sonra da gel beni buradan al. Peki efendim. Kaldık baş başa kız. Bak Sedat abinin yanında öyle saçma sapan konuşuyorsun, anlayacak sonunda. Bu adam eninde sonunda anlayacak ne numara çevirdiğinizi. O zaman ne halt edeceksiniz çok merak ediyorum doğrusu. Şişt, kız. Okula gitmeden muhallebiciye gidelim mi? Sana sütlaç ısmarlarım ha. Ya hayır. İstemiyorum. Bak okula götür beni. Anneme söyleyeceğim valla. Tamam lan. Car car bağırma. Okula gidiyoruz, tamam.
Neredesin oğlum sen? Niye gelmedin cenazeye? Ne geleceğim ya? Manyak mısın oğlum sen? İstemiyorlar işte, bizi eziyorlar sürekli. Sen hala yalakalık yapmaya devam et. Ayıptır oğlum, babası öldü insanların. Bir olmaz onlara, merak etme. Sen hala dolaş peşlerinde. Ağzının payını alınca benim yanıma yine geleceksin. Songül. Ne haber? İyiyim. Senden ne haber? İyi. Seni görünce böyle daha bir keyfim yerine geliyor. Bak ne diyeceğim. Okul çıkışı sinemaya gidelim mi? Bilmiyorum ya. Konuşuruz sonra, bakarız. Ay yürüteceksen hiç götürme, daha iyi. Ay o ne öyle? Eziyet etmek için mi sevgili oldun? Ay pinti misin yoksa sen Güney? Ay hiç yakıştıramadım o kadar paranın içinde. Pes yani. Ya susana Meral. Karışmasana, sana ne be? Ay yalan mı söylüyorum? Tüm gece ayakların ağrımadı mı? Ya param bitmiş be. Ne var ne var? Ulan gene çeneni tutamadın ya. Vallahi bir gün elinde kalacaksın ya. Sus dedikçe susmayı bilmiyorsun. Kaybol, elimde kalacak. Kaybol. Hadi açsana kapıyı. Kız, bana bak. Söyle Eylül'e, kararını verdiyse hemen anasını boşayıp onu alayım ha? Ya hadi aç şu kapıyı. Songül! Songül! Ulan Kemal, atsana lan şu kapıyı. İndirsene arkadaşım, pis sapık! Kader, Kader, in aşağı Kader! Senin bu arabada ne işin var kızım? Çabuk aşağı in! Ya atsana şu kapıyı, aç! Kader, in aşağı, in aşağı! Çıkar! Aç! Ya kızım, senin bu adamın arabasında ne işin var ya? Ulan utanmadan bir de buraya mı geldin ya? Burada da mı senden rahat yok? Defol git çabuk, yoksa seni gebertirim. Vallahi seni gebertirim be. Nasıl geliyorsun lan buraya? Bırak. Niye geliyorsun buraya? Defol git. Bırak kızı. Gebertirim seni. Gebertirim. Bırak kızı. Vallahi seni gebertirim be. Bana bak çirkin. Bırak kızı. Annem de anladı senin ne mal olduğunu. Ama bu sefer kararlı. Boşanacak senden. Diyorsun. Kız. Söyle bakalım. Sen niye bu kadar çok istiyorsun anandan boşanmama? Ne diyorsun sen be? Gerizekalı. Oo, maşallah. Gücün kuvvetin de yerinde. Bak kız, sen var ya sen. Aha şuraya yazıyorum. Eninde sonunda bu adamın olacaksın. Ulan sen nasıl bir şerefsizsin ya? Nasıl bir adilsin sen ya? Defolun git lan buradan. Vallahi elimde kalacak. Lan ulan parçalayacağım seni. Şimdi şakarım, iki tane yapıştırırım seni ha. Sürüklü böcek gibi. Ya öyle bir dene. Defol git buradan. Mislik herif. Defol git. Yeter ya. Defol. Defol. Kayma buradan. Tamam tamam. Sakin olun. Aa. Bana bak kız. Bak sana son bir şey söyleyeceğim. Sen de boşuna heveslenme. Senin anan var ya ana. Bu adamın sözünden çıkmaz. Ben gel derim gelir, git derim gider. Kemalsiz yapamaz o. Okey, okey. Okey. No problem. Kaybol, kaybol şerefsiz. Çek arabanı, çek. Oğlum, canım. Çok özledim seni. İşe gidecek diye mi bıraktı Kemal? Öyle oldu kızım. Ablası bakmam demiş. E ne olacak böyle? Her gün gelip sana mı bırakacak oğlumu? Sen şimdi önce kendini düşün. Sonra boşanınca alırsın bebeğini de. Fatma abla. Bir zaman sende kalsak diyorum. Bir ev tutana kadar. Olur tabii kızım. Kal. Ama ev tutmakla bitmiyor.
Bunun kirası var, depozitosu var. Evlere temizliğe gitsem çok mu üstüme gelirler? Nuray çok eziyet ediyorlar dediydi ama. Nasılsın? Bak, ders notlarını temize çıkardım. Sen şimdi bunlarla uğraşma. Ödevlerini yaptım ben de. Defne, eğer istiyorsan okuldan sonra beraber çalışabiliriz. Gerek yok. Kantine gideceğim. Bir şeyler ister misin? Ne oluyor be? Acıyor musunuz kızım siz bana? Aklınızı mı yediniz siz? Evet, babam öldü. Ama ben sizden biri değilim. Anladınız mı? Annem de var. Üstelik param da var. Kendinize gelin. Seni bu kadar sinirlendirecek ne yaptık Defne? Biz sadece acını paylaşmaya çalıştık. Gerek yok. Sizinle paylaşacak bir şeyim yok benim. İşinize bakın. Gerçi senin de derdin ayrı tabii. Ne derdin varmış benim? Bana iyi davranarak babamı sen de söylemeye çalıştığını öğreneceksin değil mi? Ne alakası var Defne? Gerçi öğrenmek istemiyor musun? Evet, istiyorum. Yani ne olduğunu bilmiyorum ama bunu o kadar çok tekrarladın ki. Defne, benden ne saklıyorsun? Tevfik amca bana ne diyecekti? Bana gerçeği söyler misin? Söylersen bütün hayatın değişir biliyor musun? Babam da öyle isterdi. Baban ne isterdi? Rüyamda seni gördüm. Sen zengindin, ben fakir. Ne yapacaksın öyle olunca? Bu sefer sen mi beni temizliğe çağıracaksın? Defne, ben öyle bir şey sana yapmam. Bunu sen de biliyorsun. Ama ne olur bana gerçeği söyler misin? Tevfik amca bana ne diyecekti? Hiçbir şey. Sana gerçeği söyleyeyim mi Cemre? Sen kimsesiz ve beş parasız. Babam sana acıyordu. Sen kendine gelecek kurabildiği yerine 3-5 kuruş verecekti, o kadar. O yüzden sana geliyordu. Boşa heveslenme yani. Bütün hikaye bu. Benim öyle bir hevesim yok zaten Defne. Sana o kadar acıyorum ki. O kadar kötü bir insansın ki. Hayatında hiçbir zaman mutlu olamayacaksın. Eşyalarını mı unuttun kızım sen? Niye geri döndün? İstifamı geri çekiyorum Neriman Hanım. Çocuk oyuncağım bu canım. Bir istifa et, bir geri al.
Ayrıldığımı üzüldüğünü zannediyorum. Üzüldüm. Üzüldüm ama ortada bir hakikat var. Soruşturma sonucu seni muhakkak atacaklar. Boşuna geri döndün. İşimi kaybetmemek için elimden geleni yapacağım. Özür dileyeceğim, savunma vereceğim. Anlayacağınız kızlarımı bırakmayacağım. Biliyor musunuz, annem gibi uyumak hayallerimden bile güzeldi kızlar. Böyle mis gibi sımsıcak sarıldı bana. Sonra kucağına yattım, uyuyakalmışım. Öyle bir huzur yani. Böyle kokusu ne gibi biliyor musunuz? Sanki böyle çilek, çiçek, hepsinin karışımı, tüm güzel kokuların karışımı sanki. Keşke hep onunla kalabilsem. İnşallah çok mutlu olursun. İnşallah kızlar. Yani hep beraber. Kader. Annenle hiçbir şey konuştunuz mu? Yani bir şey dedim mi sana? Hani temelli kalabilecek miymişsin orada? Ya soramadım. Annem biraz dertli kızlar. Kardeşim hastaymış. Öyle mi? Nesi var kardeşinin? Lösemi. Kızlar, annem benden derin içinlik istedi. Kader. Senin bu annen hastalığı ne zamandır biliyor? Yeni öğrenmiş. Sen öyle san Kader. Bence bu kadın çok önceden biliyordu. Hatta seni de böyle sevdiği, özlediği için falan bulmadı ya. Sırf kızına ilik lazım olduğu için buldu Kader. Ya hayır Songül. Evet Kader. Ya hayır. Annem beni karşılıksız seviyor. İliğimi vermesem de sevecek. Ya Allah Allah, niye bu kadar kötü niyetlisin anlamıyorum ha. Öf. Kader. Duydun mu Cemre? Merhaba. Ben sana bir şey diyecektim de pek sırası değil galiba. Ya biraz canımız sıkkın, evet. Kusura bakma da benim canım hiç sıkkın değil. Yeter ya, bıktım artık, bıktım. Salak arkadaşıma laf anlatamamaktan bıktım. Artık hiç kimse umurumda değil Cemre. Ne oldu Güney? Ya sen böyle ters davranınca benim elim ayağıma dolanıyor kızım. Neyse ya, ben sonra söylerim, konuşuruz sonra. Güney. Söyle bakalım bebişim, ne var? Anlat işte oğlum. Tamam, anlatıyorum. Şimdi bizim seninle aramızda özel bir şey var değil mi? Yani ben senin için okuldaki diğer çocuklardan farklıyım. Yani öyle bir şey işte. O zaman ben sana bir şey vermek istiyorum. Ne? Yani şey dediğim para. Ama borç olarak, yani istediğin zaman geri ödersin. Ya ben senden para mı istedim ya? Akılsız mısın oğlum sen? Al şu parayı, defol git buradan. Defol! Ne oldu? Ha, Gökhan oğlum. Müdürün odasını temizliyordum demin. Polisler geldiler. Ellerinde kamera kaydı mı ne varmış? Müdür beye izlettiler. Yangını çıkaranı bulmuşlar. Burak diye bir çocukmuş.
Kalk lan ayağa. Kalk. 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 Niye yaptın lan bunu? Ne oldu lan? Gökhan. Niye yaptın lan? Ha? Ne işledin kızım? Ben bir şey yapmadım. Niye yaptın? Gel lan buraya. Söyle ne yaptın? Konuş. Konuş. Söyle. Söyle ne yaptın? Ne istedin lan kızdan? Ha, ne istedin? Gökhan ne yapıyorsun? Ya bırak çocuğu bırak. Gökhan yapma. Öldürürüm lan seni. Ya Gökhan ne yapıyorsun? Gökhan yapma. Söyle. Gökhan söyle. Lan, söyle. Bu ne gürültü? Ne oluyor burada? Burada memur bey. Evet biriniz anlatsın bakalım ne oluyor burada? Ben bir şey yapmadım. Dinliyorum. Sen de olmasan yanmışız biz. Nerede Metin'i? Kız. Sen de mi buradasın? Vallahi içime dolmuş. Ben de zaten sen gelirsin diye buraya bırakmıştım oğlumuzu. Fatma abla. Ben karımla bir dakika yalnız konuşabilir miyim? Malum bizim durumlar biraz kritik. Konuş oğlum konuş. İyi misin kız? Nerede kaldınız gece? Çok umrundaydı sanki. Onu dün beni sokağa atarken düşünecektin. Allah canımı alsın sabaha kadar uyumadım kız. Sizi düşündüm durdum. Köpek gibi pişman oldum. Yalan konuşma. Dün beni yerden yere çalarken hiç de pişman değildin. Sen kocanı bilmiyor musun kız? Şurada gürler burada unutur. Yani illa hemen evi terk etmek mi lazım? Mesude. Mesudem. Sen bir anaysan ben de bir babayım. Parçalanmış aile evladı olarak mı büyüsün Metin'imiz? Ha? İkimiz de sefil olmayalım karıcığım. Beni sensiz, seni bensiz bırakma. Ben sensiz yaşayamam Mesude. Vallahi kıyarım canıma. Müsebbibi sen olursun. Oğlumuzun başı için beni affet karıcığım. Ne olur. Affet. Bak geceleri zor olur. Burayı 2-3'e kadar açık olur. Çalışabilecek misin o saate kadar? Saat 11'de yurtta olmam lazım. Ama okul dışındaki tüm zamanlarımda çalışırım. İsterseniz sabah 5'te gelirim. Okuldan sonra da akşama kadar çalışırım. Peki sen ne ara uyuyacaksın evladım? Az uyusam da olur. Annemle kardeşlerime bakacağım. Bu işe çok ihtiyacım var. Peki yarın başla. Bir yemeği veririm. Günde 30 lira. Olur mu? Olur. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun.
İyi günler. Eylül. Bak sen yorulma. Ben veririm o kadar parayı diyeceğim ama... Deme. Senin böyle benim yanımda olman benim için daha önemli. Kızlar. Feride Hanım istifasını geri almış. Ne? Gerçekten mi? Ama durun o kadar sevinmeyin. Çünkü Neriman Hanım gene de işten atılacağını söylüyor. Atamazlar ki, izin vermeyiz. Peki nasıl olacak o? Grev yaparız. Nasıl yani? Ya basbaya Feride Hanım'ın cezası ortadan kalkana kadar ne yemek yeriz ne kurallara uyarız hiçbir şey yapmayız. Evet mantıklı. Aynen. Annem çok sevinecek. Nerede kalıyor peki? Komşu da şurada. Hadi geç kızım. Allah kahretsin ya sizi. Kızlar, yemek alsanıza niye öyle oturuyorsunuz boş boş? Feride Hanım gelene kadar yemeyeceğiz Hediye teyze. Birbirimize söz verdik. Bizden kimse yemeyecek. İyi de Feride Hanım aç gezmiyor ki. Olsun Hedoş, bize böyle destek çıkıyoruz. Evladım, anladım da bunun kime ne faydası var? Hadi üzmeyin beni, getireyim de yemeklerinizi yiyin. Aç karnına uyunur mu? Yarın okul var, sınavlarınız var. Vallahi kafanız çalışmaz. Ya Hedoş'um biz sen üzül diye yapmıyoruz. Feride Hanım dönsün yiyeceğiz. Sen üzülme tamam mı? Tövbe tövbe. Allah akıl fikir versin. Thank you.
Meral, yeme. Ya bir de bana pis boğaz diyorsun. Uf, iyi tamam. Neriman Hanım. Ne oluyor Hediye? Kızlar gece ağzına lokma koymadı. Feride Hanım'ın cezası kalkana kadar aç duracaklarmış. Dururlar. Tövbe estağfurullah. Sabah sabah ağzımı bozduruyorsun Hediye. Ben ne yaptım şimdi? Görürsün bak kahvaltıda nasıl tıkınacaklar. Gel bak gel. Gel görürsün. Yeterince ciddi görünüyor mu? Vallahi ben ürktüm. Lise müdürüme benzemişsin. Yani birazdan şey diyecek gibisin yani böyle hani... Sen saçı uzun olan geç bakayım kenara. Geç. Ya toprak. Hadi bakalım. Böyle giyinmiş biri işe geç kalmaz değil mi? Atmazlar beni değil mi? Hayır, yani ben olsam atmam. Bu ne elindeki? Çamaşır günü mü bugün? Feride Hanım geri dönene kadar kurallara uymayacağız. Bak sen, kahvaltıda yürek mi yedin kızım? Ne bu cesaret? Öyle karar verdik. Peki. Bir ara odama uğra da disiplin cezanı vereyim. Hadi. Kader. Odama gel de bu grevin başı kimmiş anlat bakayım. Ben artık ispiyoncu değilim Neriman Hanım. Ayrıca bakın ben de grev yapıyorum. Hediye not al bunları. O kızı da kaderi de yazacaksın. Ver bakayım onu. Bir de imza rica edeyim. Sen çok oluyorsun ama sonra. Al. İmza. Hadi bakalım. Bir dolu imza kağıdım var nasılsa. Sıkıntı yok. Hediye. Hep sen şımartıyorsun bunları. Bana Meral'i çağır. Selam kızlar. Feride Hanım için bir imza kampanyası başlattık. Eğer onu ne kadar sevdiğimizi görürlerse atmazlar diye düşündük. İmzalamak ister misiniz? Nereye imzalayayım canım? Şöyle. Gece yatma saatine de uymuyoruz. Ama televizyon izlemek serbest değil mi? Akşam dizim var da. İzle de şuraya bir imza atın hadi. Günaydın. Feride Hanım. Canlarım benim, güzellerim. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İyiyiz. Ne var elinizdeki bakayım? Aa, hayır, hiç gerek yok böyle bir şeye. Hayır Feride Hanım, var. Siz bizim için neler yaptınız? Biz bunu yapmışız çok mu? Ama çocuklar Neriman Hanım biliyorsunuz hiç hoşlanmaz böyle şeylerden. Benim yüzümden başınız derde girsin istemem. Verin bakayım onları. Hayır Feride Hanımcığım kusura bakmayın. Ya biz zaten sizin için değil. Kendimiz için mücadele ediyoruz. Ya bir Feride Hanım'ımız var. Onu da attıralım mı be? Feride ne yapıyor da sevdiriyor kendini size bu kadar? Bunu söylersem ispiyonculuğa girmez değil mi? Vallahi Songül beni pataklar. Soruma cevap ver kızım. Aa. İyi davranıyor işte. Bizimle canımla cicimli konuşuyor. Ya ben ağlamıyorum da ağlayan olursa sarılıyor.
Sonra... Bunları ben de yapabilirim. Ne var ki? Hı. Anladım. İyi. Hadi, hadi çıkabilirsin. Yardımların karşılığında artık disiplin cezası vermezseniz değil mi? Bu da artık aramızda kalır. Please. Meral! Yesenize evladım. Halis molis köy yumurtası da var. Devlet baba size çok iyi bakıyor canım. Yemeyeceğiz. Feride Hanım'ın cezası... Tamam, tamam. Anladım. Anladım. Ne yapıyorsunuz Neriman Hanım? Korkma yavrum, sarılacağım. Gel, gel. Ama güzel kızım benim, canım, ah benim. Heh. Hadi, hadi otur, tamam. Sıra sende, gel. Gel, korkma yavrum, kalk, sarılacağım. Gel, gel. Canım, bir tanem, güzel kızım, canım. Hadi otur, tamam. Tamam mı? Vazgeçiyor musunuz Feride Hanım'ın grevinden? Ama ben daha ne yapabilirim canım? Bakanlıktan geldiler. Feride Hanım'la konuşuyorlar şimdi. Kurum tarafından koruyucu aileye teslim edilen çocuğun kötü muameleye uğradığı tespit edilmiş. Evet, maalesef. Polis de duruma el koymadan öncesi bir vatandaş gelip şikayette bulunmuş. Dilekçe vermiş. Peki dilekçeyi alır almaz neden harekete geçilmedi? Neriman Hanım bana dilekçeyi teslim etmiş. Ama ben hatırlamıyorum. Bakın, ben görevimi son derece dikkatle yapmaya özen gösteririm. Şimdiye kadar hiçbir evrak kaybetmedim. Hiçbir işlemi geciktirmedim. Bu kadar önemli bir konuda nasıl böyle bir şey oldu anlamıyorum. Dilekçeyi alırken işlem hakkında konuştunuz mu müdüreyle? Ben telefondayken bırakmış kendisi masama. Ama hiç hatırlamıyorum. Bakın ne olur yanlış anlamayın. Suçu Neriman Hanım'a atıp kurtulmaya çalışmıyorum. Öyle bir insan değilim. Cezam neyse de çekmeye razıyım. Ama mesleğimi çok seviyorum. Burası benim için bir iş yeri değil. Evim, yuvam, bu çocuklar da kendi çocuğum gibi. Onları bırakmak istemiyorum. Lütfen. Peki, teşekkür ederim, tamam. Ben bir de müdür hanımla konuşacağım. Peki. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nazan teyzeye selam verdim, beni fark etmedi bile. Hiçbirimizin kafası yerinde değil. Neyse. Yangını Burak'ın çıkarttığı kesinleşmiş değil mi? Aynen. Güya yanlışlıkla yapmış. Sonra da korkup kimseye bir şey söyleyememiş. Cemre niye tuvalete kilitlemiş ki? Onu ben yapmadım demiş. Yersen. Sizin nasıl gidiyor Songül'le? İşte. Niye? Ne oldu? Abi ben bu kıza nasıl davranacağımı bilmiyorum. Yardım etmek istiyorum, gurur yapıyor. Etmesem... Geçen kafede buluştuk. Yurda yürüyerek geri dönmüş. Taksiye binmez. Yardım kabul etmez. Bir şey ısmarlattırmaz. Nasıl olacak oğlum böyle? O sana ayak uyduramaz. Sen onu uyacaksın.
Yani ne bileyim, kızın parası yoksa para harcanmayacak yerlere gideceksin. Öyle bir yer mi var lan? Var tabii. Ya biz Eylül'le uzun uzun yürüyoruz mesela. Ne bileyim, parka gidiyoruz. Böyle 40 yılın başında sinema falan. Güney, bu kızlar çok yaralı. Her kelimene, her davranışına dikkat etmelisin abi. Feride Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Gel Songül. Kader'in kardeşi var ya... lösemiymiş. Ciddi misin? Çok üzüldüm. Ama tedavisi var biliyorsunuz değil mi? Evet. İlik nakli olacakmış. Ya asıl bomba ne biliyor musunuz? Annesi Kader'den ilik istemiş. Bakın. Ben o kadına güvenmiyorum. Ya düşünüyorum, düşünüyorum. Acaba bu kadın Kader'i bu yüzden mi bulmak istedi? Sırf kızına ilik versin diye mi? Dün akşam Kader'i hastaneye götürmüşler ya. Beline iğne sokmuşlar. Bir şey almışlar. Anlamadım. Vallahi ben de anlamadım. Ya onu söylemedikleri bir şey yoktur değil mi? Kader için endişeleniyorum ben aslında Toprak. Ne oldu? Ya Kader midesini üşütmüştü. Neriman Hanım da hastaneye götürmüş ama orada belinden bir örnek almışlar. Allah Allah. Evet ben de anlamadım. Doktor bir arkadaşım var, ona sordum. Menenjit olunca alınıyormuş bu. Öyle bir durumu da yok Kader'in. Zaten olsaydı niye saklasın Neriman Hanım bunu benden? Bir de kemik iliği donörlerinde yapılıyormuş bu işlem. Aman Allah'ım. Kader'e böyle bir şey yapmış olabilirler mi? Annesi o ya. Annesi. Tamam. Belki ben abartıyorumdur. Ben kötü düşünüyorumdur ama... vallahi bilmiyorum. Kader nerede? Bahçedeydi. Kızlar, Feride Hanım için imza topluyoruz. Siz de atar mısınız? Yani hiçbirimiz Feride Hanım'ın gitmesini istemeyiz değil mi? Tabii ki. Kader. Buyurun Feride Hanım. Hadi seninle hastaneye gideceğiz. Aa, neden? Hadi yürü. Cemre. Ne oluyor? Kader. Ulan şu kızın anne hasretini kullanmasınlar be. Bunu Kader'e yapmasınlar ya. Bu çocuğun buraya getirildiği gece nöbetçi olan bütün hemşireleri görmek istiyorum. Sakin olun hanımefendi. Olamam! Kızım sen hangi gün geldin buraya? Balo gecesi. Ayın kaçıydı? Ya Feride Hanım korkutuyorsunuz beni. Tamam Kader. 14'ü. 14'üydü bak. Hemşireydi. Burada bekle beni. Sen bak bakayım bana. Ne oluyor? Dursana kızım. Ver bakayım sen buraya. Ne yaptınız o çocuğa? İlik nakli için test yaptınız değil mi? Ben ne demek istediğinizi anlamıyorum. Sen gayet iyi anlıyorsun. Kader'i buraya getirdiler. Sen de onu söylemeden testi yaptın değil mi? Bak babana bak. Çocuk yıllarca annesinin kim olduğunu bulmaya çalıştı. Ona kızım demesini duymak için. Bir kez olsun annesine sarılabilmek için. Nasıl oynadınız duygularıyla? Ha? Nasıl vicdanınız var sizin? Anlat ne yaptın? Anlat. Anlat.
neler oluyor Feride Hanım? Kader. Canım benim. Senin hayallerini yıkmak istemezdim. Keşke annen sandığın gibi şefkatli bir kadın olarak kalsaydı. Öyle zaten. Sana bunları söylemek o kadar zor ki. Ama bilmeye hakkım var. Kader. Annen senin haberin olmadan test yaptırmış. İliğinin diğer kızına uygun olduğunu öğrenince seni sadece bu yüzden almak istemiş yanına. Hayır. Hayır, yalan söylüyorsunuz. Hepiniz bir olmuş beni annemden soğutmaya çalışıyorsunuz. Ama ben size inanmayacağım, başaramayacaksınız. Ben size inanmıyorum. Bir kere annem beni kullanmaz. Ben onun kızıyım. Ben de derin kadar annemin kızıyım. Canım. Buna canım deme. Kadar. 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 Kader! Kader! Kader dur! Kader koşma! Kader! Kader! Pardon. Feride Hanım'a ceza vermeyeceksiniz değil mi? O çok iyi bir insan. Biz onsuz mahvoluruz. Evet, ben bile sarsıldım. O derece yani. Bu kadar çok mu seviyorsunuz Feride Hanım'ı? Bakın, bizim anamız babamız yok. Ya biz bir birbirimize tutunuyoruz, bir de Feride Hanım'a. Ya ne olur onu atmayın. Bir darbe de siz vurmayın. Gitmesin ne olur. Gitmesin lütfen. Tamam çocuklar, siz üzülmeyin. Biz bir düşüneceğiz. Ben de raporumu ona göre hazırlayacağım. Feride Hanım, ihmalinin hıncını benden mi çıkartacaksın? Siz de işin içindeydiniz. Annesinin kaderi donör olarak kullanmasına alet oldunuz değil mi? Neden yaptınız bunu? Neden? Thank you.
kadar sakin ol. Hiçbir şey sandığın gibi değil. Anlat o zaman. Yapmadım de. Seni de derin kadar çok seviyorum de. Onu tedavi ettirmek için değil, seni sevdiğim için yanıma aldım de. Anlat anne ne olur. O testleri sana yaptırmadım de. O testlerden haberim yok de anne ne olur anlat. Anne beni inandır anne ne olur inandır beni. Ne kadar sessiz ol. Derin duyacağım. Öyle değil mi? Sen beni hiç sevmedin. Daha üç günlükken çöp gibi fırlatıp attın. Daha hiç düşünmedin bile. Eğer öbür kızın olmasaydı beni yanına almayacaktın. Hayır. Hayır, seninle konuşmaya başladıktan sonra Derin hasta olduğunu öğrendim. Peki. Peki öyle olsun. Bana test yaptırdın mı? Nasıl kıydın anne? Çok soğuk, susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyun. Film gibi değil mi halim, daha da ne olsun? Gidecek gibi değil bu zalim, görüyorsun. Tam çıkış yolunu buldum kaçarım derken, geçmişten biri gelip tutar biliyorsun. Geri gelse de bir görse babam,
kırgın çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. Ah, geri gelse de bir görse babam. Kırgın çiçeklere dönmüş hayat.